Bu bölümde ismi mevsul konusunu ele alacağız. İsmi mevsul derken kendisinden sonra gelen sıla cümlesiyle açıklanan müphem isimlerdir. Belki bu tarifle hatırda kalmaz ama örneklerle anlaşılacaktır. Ma, men, ellezi bunlar başlıca isim, ismi mevsul olarak kullanılanlar. Ma ne anlamına geliyor normalde ee, soru edatı? Ama cümle içinde ki o şey, men kim anlamında ama cümle içinde ki o kimse, ellezi ki o. Ee, bunlar tabi şu an e, soyut ama birazdan örneklerle daha somut hale, gözle görülür hale gelecek. Bunlardan ellezinin çekimi var. Ellezî, ellezâni, ellezînem. elleti, elletâni, ellâti, ellâti, ellevati. Bu şekilde çekimi var. Ellezî, <laughs> e, müzekker için kullanılıyor. Ellezâni, bunun tesniyesi. Duruma göre ellezeyni olabiliyor. Yani mansuf mansup veya mecbur olma durumunda ellezeyni ve çoğulu ellediğine müenneslere gelince elledi yerine elletiğim elleden yerine elleteni ve duruma göre elleteyine ve çoğul olarak da elleti ellati ellevati elle bunlar kullanılmakta mesela ma e o şey ki anlamına geliyor demiştik. Ma indakum sizin yanınızda olan yenfedu tükenir ve ma indallahi Allah katında olan ise baqin bakidir. Burada ma ellezî manası veriliyor. O şey ki o şey ki indakum sizin yanınızda yenfedu tükenir ve ma indallah Allah katında olan şey ise bakin bakidir. Ma'nın e, soru manası ne manasını düşünecek olursak yanınızda ne varsa tükenir. Yani buradan da bir intikal etmek mümkün. Allah katında ne varsa bakidir. Yani doğrudan ma manasıyla soru manasıyla da e, buradaki manayı yakalayabilmek mümkündür. Allah-u Teala peygamberimize şöyle diyor. Ve allemeke Allah sana öğretti. Ma lem tekun talem bilmediklerini. Allemeke sana öğretti ma o şeyi ki lem tekun talemu sen bilmiyordun. Allah sana bilmediklerini öğretti. Ve ma o şey ki ihtilaftun fihi Onda ihtilafa düştünüz min şeyin ihtilafa düştüğünüz ne varsa fe muhu işte onun hükmü ilallah Allah'a aittir hakkında ihtilafa düştüğünüz ne varsa hükmü Allah'a aittir burada ma aslında ne varsa derken ne e, me mealde de kullanılmış ama burada soru anlamında değil ona dikkat etmek gerekiyor ve o şekilde mana vermek gerekiyor. Fema uti tum min şeyin size ne verilmişse feme taul hayatı dünya dünya hayatının bir metağıdır. Dünya hayatında bunlardan yararlanırsınız. Burada da maya o şey manası vereceğiz. O şey ki uti tum min şey size verilmiş Nedir bunlar? Femetaul hayat dünya, dünya hayatının bir metaıdır. Doğrudan ne kelimesini kullanarak da manayı anlayabiliriz. Size ne verilmişse bunlar dünya hayatının bir metaıdır. Ve ma indallahi Allah katında olanlar ise Allah nezdindekiler ise Ma o şey ki indallah Allah katında. Nedir? Hayrun ve ebga. Daha hayırlıdır, daha devamlıdır. Kim için? Lillezine <laughs> amanu. iman edenler. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Ve Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlıdır. Indallah Allah nezdinde, Allah katında olan. İşte bunlar hayrun daha hayırlı ve ebga daha devamlı. Daha kalıcı ama kim için lillezine <laughs> amenu iman edenler ve ala rabbihim yetevekkelun Rablerine tevekkül edenler için daha kalıcıdır yine madan burada bu ayette örnek göreceğiz allahu <laughs> ya'lemu Allah bilir ma o şeyi ki tahmilu taşır küllü ünse her dişinin Allah her dişinin ne taşıdığını yani neye hamile olduğunu bilir. Ve ma tagidul erhamu rahimlerin neyi eksilttiğini ve ma tezdadu neyi artırdığını bilir. Yani rahimlerde diyelim bir çocuk mu var, iki mi var, kabiliyet olarak neler var? Allah bütün bunları bilir. Aynı ayette üç tane ismi mevsul ma şeklinde görebilmekteyiz burada. Buradan men'e geçiyoruz. Men kim anlamında? Ama duruma göre o kimse ki öyle mana verilecek. İnne rabbeke senin Rabbin huve o e'lemu en iyi bilendir. Men yadillu men o kimseyi ki yadillu sapıyor. Ansebilihi yolundan. ''Şüphesiz Rabbin yolundan sapanı en iyi bilendir.'' Burada ''men o kimse ki'' bu mana veriliyor ve ona göre mana anlaşılıyor. ''İnne rabbeke senin Rabbin huve o e'lemu en iyi bilendir.'' Neyi en iyi bilen? ''Men o kimseyi ki yadillu sapıyor ansebilihi Allah'ın yolundan.'' ''Şüphesiz Rabbin'' yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve dua olarak geçen bir ayette ve tarzugu men teşa'u bi gayri hisap Allah'ım sen tarzugu rızıklandırırsın. Türkçede rızık diyoruz zaten. rızıklandırırsın men teşa'u dilediğini bi gayri hesap hesapsız. Allah'ım sen dilediğine hesapsız Rızık verirsin. Burada men o kimseye ki e, manasıyla e, ismi mevsuldür. Ve e, mananın da buna göre anlaşılması gerekir. Şimdi okuyacağım ayette iki defa men geçiyor. Ve bunlar ismi mevsul olarak geçiyor. Allah-u Teala'nın icraatını ifade eden bir ayet. Yavfiru Allah bağışlar. Yagfiru, mağfiret eder. Limen yeşe'u, dilediğini. Allah dilediğini bağışlar. Ve bu azaplandırır. Men yeşe'u, dilediğini. Buna şöyle de mana veriliyor. Yeşe'u, u Böyle olunca, Allah, mağfireti dileyeni, mağfiret eder. Ama azabı, adeta isteyeni, onu da azaplandırır. Bu şekilde de mana verilebiliyor. Ama ala külli hal doğrudan Allah'a raci kıldığımızda da yeşa uyu. Ee, Allah elbette e, durup dururken kimseye azap etmez. Ee, ve bu ayetlerde ifade edilmiştir. Ma yef'alullahu bi azabikum in şekertum ve amantum. Yani siz şükreder iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Burada Yahudilerin bir ifadesi yer alıyor. Bakalu dediler ki len yedhulel cennete cennete girmez ille ancak e, men kâne Yahudi olan ev nasara veya Hristiyan olan girer. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar şöyle dediler. Yahudiler dediler ki cennete ancak Yahudiler girer. Hristiyanlar da dediler ki cennete ancak Hristiyanlar girer. Burada men cümle içindeki durumuna bakacak olursak vakalu dediler len yedhule dahale girdi yedhulu girer len yedhule asla girmez el cennete cennete illa men ancak şu kimse girer kana yahudi ''Evnasara'' veya hristiyan işte Yahudi Hristiyanlar dediler ki cennet ancak Yahudi veya Hristiyan olan gider. Tilke emaniyuhum bu onların kuruntularıdır. Tilke mübteda emaniyuhum haber. Bu onların kuruntularıdır. Öyle olacak zannediyorlar. Kul de ki ha tu burhanakum delilinizi getirin. Burhanınızı getirin. İn kuntum eğer sadık iseniz. Yani cennete sadece kendinizin gireceğine dair bir deliliniz varsa haydi bunu getirin. Burhan kat'i delil anlamında. Rabbukum Rabbiniz e'lemu en iyi bilendir. Bima fi nüfusikum nefislerinde nefislerinizde ne olduğunu. Rabbukum Rabbiniz e'lemu en iyi bilendir. Bima o şeyi ki fi nüfusikum nefislerinizde var. Rabbiniz nefislerinizde ne olduğunu en iyi bilendir. Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indirilmesini anlatan bir ayet. Allah şöyle bildiriyor. Ve nenzilu indiririz minel Kur'an Kur'an'dan. Ma o şeyi ki huve o şifaun bir şifadır ve rahmetun bir rahmettir lil müminin müminlere. Biz Kur'an'dan müminlere bir şifa ve bir rahmet indiririz. Burada ma o şey ki anlamında dolayısıyla ismi mevsul. İlk inen ayetlerde ismi mevsul görmekteyiz. Mesela Allahu Teala bildiriyor. İgra oku. Bismi Rabbik Rabbinin ismiyle. Ellezî ki o halaka yarattı. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Burada e, yani İkra Bismi Rabbik cümlesinde bitiyor. E, yani Rabbinin ismiyle oku. Ama Rab e, bir e, özelliğiyle anlatılacak devamında. Ellezî ki o halaka yarattı. Bunu Türkçe'de şöyle düşünebiliriz. Mesela ee, öğretmen geldi ce'el muallim ee, düz bir cümle öğretmen geldi ama bir arkadaşımıza bunu haber verirken şöyle haber versek ee, dün kendisiyle tanışmış olduğun öğretmen geldi İşte dün kendisiyle tanışmış olduğun buraya sıla cümlesi deniliyor ve orada ismi mevsul kullanılıyor eee Ca'el muallim ellezi. Ca'el muallim ellezi. İşte muallim geldi. Ellezi. İşte ta'arafta da diye devamında kendisiyle tanışmış olduğun e, muallim geldi. Bu şekilde e, ifade ediliyor. Diğer ayette de bu manayı rahat görebiliriz. İnne rabbekum Allah. Rabbiniz Allah'tır. İnne rabbekum Rabbiniz Allah'u Allah. Ellezî ki Rabbiniz olan Allah şöyledir. Halegassamâvâtu vel art gökleri ve yeri yarattı. Filsiddeti <laughs> eyyem altı günde. Toparlarsak Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan Allah'tır. Altı gün altı merhale olarak açıklanmaktadır. Cehennemle alakalı bir ayet. Bu cehennem. Ee, i̇şte bu cehennemdir. Hazi cehennem. Hazi mübteda, cehennem haberi. Elleti öyle cehennem ki cehennem bir özelliğiyle anlatılacak. Yukezibu bihel mücimun, Mücrimlerin, suçluların yalanlamış olduğu cehennem işte bu. Yani cehennemi dünyada kabul etmeyen nice insan var. Ama diğer alemde işte mücrimlerin yalandığı, yalanladığı cehennem bu denilecek. Hz. Musa kavmine mukaddes beldeleri gösteriyor ve o zamana kadar vatanı olmayan o Beni İsrail'e oraların vatan olacağını haber veriyor. Diyor ki, ya kavmi, ey kavmim, uduhulu, girin. Dakhale girdi, yedhulu girer, udhulu girin. El arda mukaddese, mukaddes arza, arzı mukaddese ve, ve elleti ile buranın e, bir özelliği anlatılıyor. Elleti öyle mukaddes arz ki keteballahu lekum Allah bunu size yazdı. Allah'ın size yazmış olduğu arzı mukaddese girin. Burada niçin elleti geldi? Arz müennes olduğundan dolayı. Arz müennes bundan dolayı onu e, anlatan devamındaki e, ismi mevsul e, müennes olarak geldi. Ve şimdi de ellezine bunu göreceğiz. Ve legat fetenne andolsun biz imtihan ettik. Ellezine o kimseleri ki min qablihim, onlardan öncekileri. Andolsun biz onlardan öncekileri imtihan ettik. Ellezine feleyalemenne Allahu ellezine sadaku böylece Allah elbette bilecektir kimi ellezine sadaku sadık olanları ve leyalemennel ve elbette yalancı olanları da bilecektir. Yani din bir imtihandır önceki milletler onlar da imtihana tabi olmuştur ve bu imtihanların neticesinde sadık olan kazip olan açığa çıkacaktır zaten fettenna fitne aynı kökten gelir fitne mesela kıymetli madenler var başka şeylerle karışık vaziyette ateşe atılıyor ayrışmaları sağlanıyor dinde bir imtihan bu imtihan neticesinde sadık olan kazip olan mümin olan, kafir olan ayırt ediliyor. Kul de ki hel yestevillezine ya'lemune hiç bilenlerle müsavi olur mu? Vellezine la ya'lemun bilmeyenler. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Burada kul hel yestevi müsavi olur mu? Yestevi müsavi yani Türkçe'de en yakın müsavi ile karşılanabilir. Bir olmak. Ellediine o kimseler yalamuna biliyorlar. Hiç bilenler bir olur mu? Kimlerle? Walladine la yalamun. O kimselerle ki la yalamuna bilmiyorlar. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ya ey yellediine amanu, ey iman edenler. Ya yani burada ya eyühel mukminun da olabilirdi. Ama ellazina o kimseler ki iman ettiler. Ey iman etmiş olanlar. Limete guluune niye söylüyorsunuz? Lime soledatları bölümünde geçmişti. Niçin demek. Limete guluune niye söylüyorsunuz? Ma o şeyi ki latif alun yapmıyorsunuz. Yani yapmayacağınız şeyi niye söylüyorsunuz? Burada görüldüğü gibi iki tane sıla var. Ellezine ve ma. Peygamberimize yönelik bir hatırlatma. Ve le in eteytellezine utul kitabe bi kulli ayetin Andolsun kendilerine kitap verilenlere her türlü ayeti de getirsen. Eteyte getirsen ellezine utul kitabe kendilerine kitap verilenlere bir külli ayetin her türlü ayeti her türlü delili getirsen de ma tebi'u gıbletek ma olumsuz yapıyor ma tebi'u tabi olmazlar gıbleteke senin kıblene evet burada o kadar da yabancı kelime yok e, belki ete Türkçe'de pek bilinmeyebilir diğerleri e, sıkıntı değil utul kitap ehli kitap demekti e, Yahudi Hristiyanlar külü her türlü ayet ma tebi, tebi u tabi olmak Türkçede bunu kullanmaktayız e, tabi olmak e, tebi a, tabi oldu tebi a, o ikisi tabi oldu tebi onlar tabi oldular ama başına bir ma getirildiğinde ma olumsuz yaptı Mtebi Ubile tek senin kıblene onlar tabi olmazlar uymazlar. Görüldüğü gibi isim mevsul Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçmekte. Öyle ki bir ayette 3-4 tane birden geçmekte. Dolayısıyla bunu bilmek, Kur'an'ı anlamakta bize hayli yardımcı olacaktır. Ve bunlar başlıca 3 tane. Ma, men, ellezi. Ve Kur'an-ı Kerim'den herhangi bir sayfayı açın, okuyun. Ve orada ma'yı, men'i ve ellezi'yi e, görmeye çalışın ancak elleziye bakarken bu elleti de olabilir e, mühennesi olarak ellezani şeklinde tesniye gelebilir Elleten şeklinde bunun mühennesi gelebilir ellezine şeklinde e, erkekler için çoğul olarak gelebilir e, ellati, ellevati şeklinde e, bayanlar için çoğul olarak gelebilir bunlara dikkat etmek gerekiyor ve bir de dikkat edilmesi gereken tesniye kısmı merfu durumda ellezani elletani ama mansup veya mecrur durumda ellezeyni elleteyni e, elle, elle bu şekilde olduğuna dikkat etmek gerekiyor. Ve dikkat edildiğinde çok da zor bir bölüm değildir. E, mana verirken burada anlatıldığı şekliyle değerlendirilirse kolaylıkla mana verilebilecektir.